İyi ki varsın da yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken her zaman olduğu gibi Murat hocamızla diş sağlığına dair nokta atışlı bilgiler almaya devam ediyoruz. Evet, eksik olmayın. Hocam hiç konuşmadık. Kalpli taşıyan hastalara implant tedavisi uygulayabiliyor muyuz? İyi de nereden aklınıza geldi? Hocam bilmiyorum. Taşıyan, bana bugün böyle yani, geldiler. Kalp insan uzvu olarak en kaliteli uzuv herhalde. Hı hı. Ben de en çok şeyi merak ederim. Kalbin içinde sevgi nasıl saklanıyor acaba? Ben de bunu çok merak ederim hocam. Çok merak yani, isterseniz implantı boş verin. İmplantı. Bugün bunu konuşalım. Kadın. Yani gerçekten kalp inanılmaz bir organ. Tabii öncelikle böyle rahatsızlığı olan veya operasyon geçirmiş, açık kalp ameliyatı olmuş hastalarımıza acil şifalar devamında da şifa ile devam etmelerini istiyoruz. Kalp özel bir organ. Bu organda yapılan her türlü operasyondan sonra kişiye implant yapılabilir. Hı hı. Ama ve lakin bunun tabii prosedürü var. Yani herkes gibi değil. Yani Özlem geldi, işte diş implantı istiyorum, hemen yapıyorsunuz. Fakat kişi geldi bize dedi ki kalpli taşıyorum. Kalpli taşıyorsa bir defa kanın damarlarda dolaşmasını ve pıhtılaşmamasını sağlayan özel ilaçlar da kullanıyor. Veya işte vücudun dengesini koruyabilmek için değişik tedavi prosedürleri var. Bunları kardiyoloji uzmanları ona sağlamış ve devam ediyor. O konuda biz hastamızı öncelikle kardiyoloji bölümüne konsült ediyoruz. Hı hı. İşte kişinin sıkıntısını bildiren bir konsültasyon yazıyoruz. Doktor onu değerlendirdikten sonra bize hastada nasıl müdahale etmemizi, neler yapmamızı gerektiğini bildiren raporunu bize gönderiyor. Biz de o rapor eşliğinde onlara tedavi yapabiliyoruz. Hı hı. Yapılmaz diye bir şey yok. Sadece implant için de geçerli değil bu. Yani sordunuz, evet, diğer tedavilerinde kalp pili taşıyan hastalara kanal tedavisi de yapılır, dolgu da yapılır, diş çekimi de yapılabilir, diş eti operasyonları da yapılabilir. Ama bir tedavi prosedüründe yapılır. Hı hı. Yine bu soruyu şöyle taçlandırabiliriz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de benim şimdi aklıma geldi. Böbrek yetmezliği olan, diyalizde olan hastalar. Hı hı. Şimdi böbrek yetmezliği ve diyalizde olan hastalar, bir defa bu hastalıklar kişide var ise kalp pili, kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, diyabet, bunlar bir defa özel insanlardır. Artık özel insanlar özel muamele görürler. Hı hı. Bu stadyoya çekiyoruz. Yani kendi doktorlarıyla koordinasyon içerisinde bunlara müdahale ediyoruz. Böbrek yetmezliğinde implant yapılamaz. Böyle bir şey yok. Yapılabilir. Fakat böbrek yetmezliğinde doktoruyla o dokuyu besleyecek vücutta kan dolaşımının ne derecede olduğunu bilgileniyoruz. Doktoru bu konuda bize yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Ha, onlar derse ki bize yapmayabilirsiniz, yapmayın der iseler biz o zaman zaten yapmıyoruz. Hı hı. Fakat yapabilir raporunu doktoru verdikten sonra yapıyoruz. Ama yaptığımız hasta da şunu bilmeli. Özel bir hasta artık. Özel bir insan o. Orada bir sıkıntı olma ihtimali normal bir insanda bir, onda on. Hı. Yani bunu bilerek hareket etmeli. Yani bize kalkıp da işte hocam bir implant yaptıracağım ve kesin tutacak kemiğimde diyemez. Çünkü kurumuş araziye bakacaksınız. Ben diyorum ki implantı ekeceğimiz arazinin verimi de çok önemli. Tabii canım, herhalde yani bir iş yapacaksınız ama. Tabii ki yani bir arazi lazım bize ve bu verim de önemli. Hasta geçmişinde, evet, bugün böbrek hastası olmuş ama geçmişinde yani kullanmasını istemediğimiz tütün var şeyler kullanmamış. Hı hı. Yani bu hastanın iyileşmesi farklı oluyor. Kullanmış hastanın iyileşmesi farklı oluyor. Hı hı. Veya hastaya başka hastalıklar eşlik etmiş. Yani böbrek hastalığı var ama tansiyon eşlik etmiş. Hastaya diyabet eşlik etmiş. Hastada kolesterol eşlik etmiş. Veya kemik sistemini bir şekilde indükte edecek, yani düşürecek böyle bağışıklığını hastalıkları olmuş. Yani bu hastalar da çok daha farklı. Hı hı. O yüzden herkes kendi içinde değerlendiriyoruz ve değerlendirmemiz neticesinde implant tabii ki yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Yapılmayacak diye bir şey değil. Yok. Ama evet, diğer implant tedavilerine göre sizin için daha... Tabii ki daha özeller. Yani bu özelliklerini bilmeleri için bunu konuşuyorum. Yani burada tek konuşmamın sebebi bu. Çünkü ben şunu yaşadım Özlem Hanım. Hasta geldi akşam saat 6'da, dedi ki ya hocam ben diş çektireceğim. Çektik. Hı hı.
Ama öncesinde ben sordum. Kalp, tansiyon, şeker ve benzeri. Biz hastada anamnez formu alıyoruz. Hepsine yok yazmış. Yok, 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 yok. Olan bir şey, dişini çekebiliriz. Ama dişini çektiğim zaman hani su giden bir boruya şöyle delik açtım mı su attırır ya, o şekilde kan başladı. İnanılmaz bir kanama var. Yani bir tampon, iki tampon, üç tampon tamponla durduramaz olduk. Ve ben bu konuda hastaya döndüğüm zaman hasta yakını, eşiydi, şunu söyledi bana. Lütfen bunu yapmayınız. Yani dedi ki hocam benim eşim şeker hastası, bir de kontrolsüz şeker hastası. Ve biz sabahtan beri 3 doktora gittik, çekmediler dişini. Ama eşimin de ağrısı çok. Hani bu sefer de söylemeyeceğiz dedik. Şimdi hastayı kaybedebiliriz. Tabii o hasta örneğin iyi bir medikal tedaviyle 3 gün hastanede yattı. Ve 3 gün sonra toparladı. Ama toparlamaya da yani insan kendi hayatıyla oynamamalı. Özel insan olduğunu kabul etmeli ve tedavisinde hekimine neyi varsa doğru söylemeli. Yani bizden hiçbir bilgiyi, hiçbir şeyi kaçırmamalı. Ya hocam diyor işte ben kalp hastasıyım, diş çektireceğim. Sen şimdi beni göndereceksin, ben başka hastaneye gideceğim. Evet, yani biraz şey gibi duruyor. Yani bir zahmeti var gibi ama bu zahmet rahmete de dönüşüyor. Yani sizin vücudunuzda hastalığınızın bir nebze daha ilerlememesi için ya da buna bağlı bir sıkıntı yaşamamanız için çok gerekli bir şey. Doğru. Bunu da buradan özellikle bildirmiş Altını olayım. çizelim. Evet, Evet, çizelim. teşekkür ediyoruz hocam. Ben Bugün yine teşekkür değerli ederim. bilgilerle önemli bir konuyu konuştuk sizle. Evet, eksik olmayın. Çok Bir sağ olun. başka programda gene kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, Teşekkür teşekkür ediyoruz. ederim. Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün artık her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum ama önümüzdeki günlerde yarın gene kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.